Herkese yeniden merhaba. 2019'un sonuna geldik ve 2019 tam olarak benim için 70 kitapla bitti ve bu 70 kitap arasından 17 kitap favorim oldu. Yılın favorisi kitaplarını size göstermek istedim. Her ay okuduklarım videosunda zaten bu kitapları görmüştünüz ama yıl değerlendirmesinde hangileri favorime girdi bunları göstereceğim çok kısa size. Konusundan çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü bunların hepsini ay sonu okuduklarımda gördünüz. Şimdi öncelikle şurası yıkılmasın, şunu bir indireyim. Gelelim favori kitaplarıma. Birincisi Can Dündar'ın belgesel serisinden olan Selam Bir Deniz kitabı. Kapağından da anlaşılacağı üzere Atatürk'le ilgili bir kitap. Ben Atatürk'le ilgili birçok kitabı okumaya çalışıyorum. Bu kitabın bende listeme girmesinin sebebi içinde çok ciddi anlamda kaynakçalar olması ve bu kaynakçaların birebir hallerinin kitaba yansıtılmış olmasıydı. Benim 2017 ve 2019 favorim gene Gemileri Yakmakta Üzerime Yok kitabı. Bunun ayrıntılı bir videosu var. Ayrıca bu sene tekrar okuduğumda gene favorimi aldım. İnanılmaz sevdiğim bir kitap. Üçüncüsü Şükrü Erbaş'la bu yıl tanıştım ve Şükrü Erbaş'ın bütün şiirlerinin olduğu kitap benim favorimde. Hem tanışma kitabım olduğu için bütün şiirlerini çok beğendim. Hem de ikinci kitabı birinci kitabı kadar bana zevk vermediği için favorimi birincisini aldım. Dördüncü olarak Haşmet Babaoğlu ile geçtiğimiz yıl tanışmıştım kitaplarıyla. Rüyalarımı Ver Bana kitabını bulmuştum sahaftan. Bunu da çok severek okudum. Okuduğum 70 kitap arasından 20 tane favori seçecektim. O yüzden bunu da favoriye ekledim. 20'yi bile bulamadım. İtaki Bilim Kurgu klasiklerinden Resimli Adam'ı okumuşum bu yıl içerisinde. Hala kitabı çok net hatırlıyorum. O yüzden favorime girmeye adaydı. Resimli Adam'ın hikayesi vücudundaki dövmeleri konuşuyor ve vücudundaki dövmelerin hikayesi var. Onunla ilgili bir kitaptı. Çok çok severek okudum. Yine başucu kitabı ilan ettiğim kitap ise İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı. Ciddi anlamda çok güzel alıntılar ve kendime ders çıkartacağım konular vardı. O yüzden 2019'un top 5'indeki bir kitap. Kasım ayı okuduklarım videosunda gördüğünüz Baba Öyküler kitabı benim herhalde 5 yıllık favori kitaplarım arasında olacak. İnanılmaz sevdiğim o videoda da belirtmiştim. Hala benim için çok değerli bir kitap ve bu da top 5'in içerisinde. Ben aslında Hakan Günday ile bu sene tanışmışım. Ocak 1 itibariyle Kinyas ve Kayra'yı okumuşum. Kinyas ve Kayra'yı okuduktan sonra Hakan Günday'ı bırakamadım ki bende olan 4 kitabını da bu sene içerisinde okumuşum. Şu an bir kitabım daha oldu. Onu da bu Ocak itibariyle başlayacağım. Kinyas ve Kayra benim 2019'un birinci favori kitabımdı. Çok fazla etkilendiğim konu oldu. Çok fazla kendimi gördüğüm alanlar oldu. Çok keyifli bir okumaydı. Zaten yazara aşık oldum bu kitapla birlikte. Hemen sonrasında Zargana'yı okumuşum. Zargana'da ve Kayra'dan epey ince bir kitap olmasına rağmen Kinyas ve Kayra kadar beni etkileyen bir kitaptı. Çok güzel bir hayal gücüyle yazılmış kitap. İnanılmaz bir okumaydı benim için. Buraya sığmayacağım. Biraz şunları iteleyeyim. Bir de bunları kitaplığa yerleştirmesi var tekrar. Sonrasında Azil kitabını okumuşum. Tabii bir ay arayla okumuşum bunları. Azil'i biraz Kayra'ya kadar sevmemiş olabilirim ama Zargana ile hemen hemen eşdeğerdi benim için bu kitapta. Keyifli bir okumaydı. Bu da ve 2019'un favori serilerinden ikincisi olan Mürekkep Yürek, Mürekkep Dünya kitaplarıydı. Bunları da son okuduğum videolarda görebilirsiniz. Seriyi o kadar sevdim ki serinin son kitabını okumaya elim bir türlü gitmiyor. Çünkü seri bitecek. Ondan korkuyorum. Bunlar da benim bu yıl favori serilerim arasında ikinci sırada. Birinci sıradayı muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Diğer videolarımı izlediyseniz Legion serisi. Bunlar 2019'un en iyi kitaplarıydı benim için. İnanılmaz keyif aldım ve böyle bas bas mutlaka okuyun, mutlaka alın diye iki videoda yanlış hatırlamıyorsam ya da üç videoda mutlaka bahsetmişimdir bunlardan. Ekim ayında okuduğum, yanlış hatırlamıyorsam Kasım'da olabilir, Don Quixote çizgi romanları. Bunu da çok eğlendiğim için, çok beğendiğim için favorileri eklemek istedim. Düz metnini okuduğumda favorileri ekleyebilecek miyim ondan emin değilim. Ama benim için 2019 şu masada yığınla duran kitapla geçti. Ben 19 yılı içerisinde bu kitaptan nefret ettim, okuyamadım, beni süründürdü dediğim kitap çok fazla çıkmadı. Sadece bir tanesi, o da burada değil.
Edebiyatın Aykırı Çocukları, MTV yayınlarının kitabı olan, yakında mı göremedim, şu muydu? Onu çok beğenemedim çünkü fazla ayrıntı verip ana hikayeden uzaklaşmış bir kitaptı. O yüzden onu yarım bıraktım. 2019'da yarım bıraktığım kitap sayısı 3'ü geçmiyordur. Güzel bir yıldı benim için. Umarım 2019'u siz de verimli geçirebilmişsinizdir. Benim hedefim her ne kadar 100 kitap olsa da 70 kitapla gene iyi bir rakama ulaştığımı düşünüyorum. 2020 senesindeki hedefim gene 100 kitap. O 100'ü tutturacağım. Bakalım. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.